Evet, bugün tekrar Narlı tarafındaki köyleri dolaştık. Çünkü burada yıkım çok fazla. Şu an Arslan Bey köyündeyiz. Arslan Bey çiftliği de deniliyor. Bu köyde yaklaşık 200 kişi yaşıyormuş. Depremde 12 kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Köyde yıkılan evler var. Şimdi köy içine doğru bakacağız burada. Vatandaşlar büyük bir çadır kurmuşlar kendileri için hemen bahçelerine. Yine köyde birçok ailenin kışın burada yaşamadığı ifade ediliyor. Biz köyün içerisine gidince durumu daha net görmüş ve anlamış oluruz. Evet, burası Arslan Bey köyü. Şimdi köye gireceğiz. Köyde yıkılan evler varmış. Zaten zarar gören evler çokmuş. Köyde 200 kişinin söylediği. Tabi bunlar ortalama rakamlar. Muhtemelen 40-50 haneli bir köy. Ama ona rağmen 12 kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Hala çadırlarda kalıyor insanlar. Burada insanlar daha önceden temin ettikleri bir şey yapalım değil mi? Oturuyorlar zaten. Başka da gitmeye gerek yok başka bir yere. Bir iki yıkım olsun. Merhaba hocam. Hocam biz gazeteciyiz. Böyle köyleri dolaşıp en azından neler yaşandığını. Burada çökük bir bina var. Bir saniye. Çok çok özür dilerim ya sizin sen isimleri tekrar bana sayabilir misiniz tek tek? Ya tek tek isimleri sayabilmek için buradan bir arkadaştan yardımcı olmam lazım. Çünkü çocuklar ismini ben Evet, bir bilmiyorum. şey olmaz. O çocukları hatırlamadınız. Kadir Yakurt, Evet. Onlar başkalarına sorarız Harun çocukları. Şahan, Nimet Şahan, Esila Şahan, Furkan Şahan. Evet. İki tane de orada Şahan ailesinden çocuk vardı. Biri bebek, Evet. bir tanesi 4-5 yaşlarında. Alper Atıcı'nın eşi, Hacer galiba, Evet. Hacer Atıcı, bir tane Muhammed Atıcı, Evet. üç tane de ismini bilmediğim Atıcı çocuklardı. Hepsi çocuktu. Bir tane de çoban var, o vefat Evet, etti. Suriyeli bir çoban burada tek başına Suriyeli yaşıyordu. çoban, köyün çobanlığını yapan Evet. o tek başına insan, kerpiç evin Sizin olduğu. de evleriniz iki sağlam, Bizim evlerin dört iki tane, daire olarak iki daire olarak kullandığınız kullanan iki katlı olan o ağır hasarlı yani ağır yıkılmak hasarlı. üzere, yıkılmak üzere. Evet. Çok geçmiş Sağ olsun. olun, teşekkür ederiz. Hangi Evet. noktadayız? Köyde Bizim zeytinden yaklaşık gezdirelim 10 mi yukarıya evet böyle? evet Gelin buraya gezeceğiz gidelim, biraz. köye gidelim. Tamam. Ve şöyle bir köyün içerisini dolaşalım. İsminiz, soy isminiz neydi hocam? İlyas Akkurt. İlyas Akkurt. İlyas Akkurt. Hangi İlyas gazetesi? Bey. Mezopotamya Ajansı hocam. Burada bizim eski reis muhtarımız var. Merhaba, çok geçmiş olsun. Afiyet Buyurun. olsun. Afiyet olsun. Biz Pazarcık merkezdeydik. İlk günden beri buradayız. Diyarbakır'dan geldik ama biz. Kadir Yakurt'un Gazeteciyiz. eşi. Kadri Akurt'un eşi. Muhtar, Eski muhtar. eski muhtarınız. Muhtar gibi Evet. diyebiliriz. Muhtar da diyebilirsiniz, evet. Makale Nasıl hangi makaleye durum? Mezopotamya Ajansı. geçiyorsunuz? Bizim haber ajansı. Yani Haber ajansı. gazeteler ve televizyonlar bizden aldıkları haberleri kullanıyorlar kendi yayınlarında. Dün Doğu Perin gelen adamlar geldi. Resimler çekebilir miyiz? Buraya yatın. Tamam, çok Gel abi. sağ olun. Evet, burada kurdukları çadır var. İç tarafta üzerini de naylonla kapamışlar. Şöyle enkazın altında kalan araç, insanlar yemek yiyor. Tabi burada yani küçük bir köy olmasına rağmen yıkım büyük olmuş, kayıp büyük olmuş. Küçük Yani bir köy.
aslında Maraş köyün dörtlüğü üçü Kahramanmaraş merkezde oturuyor. Evet. Onlar da yıkılmayan binalar burada oturduğu için oradan can kaybı gelmedi. Evet, oradan da evet, oradan da neyse ki can kaybı gelmemiş ama burada bu evler, bu kaç katlı bir? Meryem, bura kaç katlıydı? Çok Meryem, geçmiş olsun. Dört katlı. Meryem Hanımlar, siz buradan mı çıktınız? Yok, siz burada değildiniz. Var orada. Evet, biraz önce yemek yiyenler buradan çıkanlar vardı. Evet, hemen şu bölgeden çıkarılanlar varmış. Öbür taraflardan. Kadri yengenin çıkardığı yer şurada mı? Hayır, orada. Kadri Hanım'ın kızı mısınız? Vefat eden, evet. İlk geldiğimde zaten ev yıkılmıştı. Böyle bir enkaz yanıydı. Amcamın bir oğlu vardı. Çocuk da kardeşimin çocuğunu çıkartmış birini. Evet. Şuradaki delikte gelin göstereyim. Delikten pardon. Evet. Hayır, orası değil. Orada. O delikten kardeşim ve evet, hanımla iki tane küçük çocuğunu çıkartmıştı amcamın oğlu. Ondan sonra bir gelin şey. Kardeşimle hanımını çıkarttığımız delik. Evet. Evet, Meryem Hanım şu an nereden kardeşlerinin, yengelerinin, yeğenlerinin çıkarıldığını bize gösteriyor. Kardeşimle o küçük gösterdiğim kardeşimle hanımını çıkarttıran yerden de amcam olmasaydı zaten biz onların da cesedini bekliyorduk. Amcam Kadir Akkurt'un sayesinde, vesilesinden çıkarttık. Evet. Allah'ım kendinden binlerce kez razı olsun. Evet. Kendine ciğer evladı göstermezsin. Amin. Buradan da annemden babamı çıkarttık. İlk annemi buldum. Zaten şurada. Burası. Evet, bu eşyalar hepsi burada yığılıydı. Evet. Annemle babamı bulduk. Çıkarttık. Annem zaten söyleme. Kardeşim de buradan çıkarttık. Tamam. Şuraya dikkat edin lütfen. Evet. Yavaşça. Evet, çok gerçekten şuradan evet, amcası Kadri'ydi değil mi? Amcanız bu, burada da sizin akrabanız, yakınlarınız. Amcamızın kurtarma yaptığı, amcamızın ismi Kadir Akkurt. Bize çok destek oldu. Bütün evet, gücünden yanına değil evet, burada canını bir delik açılıp çıkarttı. Delikten. Bu delikten de kardeşim şöyle çıkardılar. Evet. Sadece burada kızım, 11 kişi yaşamasına rağmen köylülerin amcasının Meryem Hanım'ın amcasının evet, kendi yardımıyla, kendi imkanlarıyla 10 kişiyi sağ çıkardılar ama anne Hatice Hanım Kadriye pardon yaşamını yitirdi. Şuradan siz mi çıkarıldınız? Çok geçmiş olsun. Kaç saat enkazın altında kaldınız? Burada 4 saat kaldık. 4 saat kaldınız. 4 saat ne hissettiniz, hatırlıyor musunuz peki o anları? Valla tam olarak ne hissettim söyleyemem de karanlıktı, her yer karanlıktı. Üzerimde bir şey var mı, kaldırabilir miyim, ne kadar yük var falan bilmiyordum. Kaldırmaya çalıştım, önce kalkmadı. Sesimi duyurmaya çalıştım, sonra ilk 10-15 dakika sessiz kaldım. Nefesimi boşa tüketmeyeyim, insanlar biraz yaklaşsın falan diye herkes telaşlıydı o anda. Çok iyi düşünmüş. Biraz sessiz kaldım, ondan sonra seslendim, yani babamın sesi falan gelmişti. Evet. Babam duyduktan sonra amcamın çocukları falan geldi. Yetiştikleri zaman zaten beni buldular. Çıkartmaya çalıştılar önce. İşte açtılar, telleri falan kesmeye çalıştılar. Aletler yoktu da çıkartmak için. Öyle. Evet. Biraz isminiz sonra neydi? Şahin Akkurt. Şahin Akkurt. Kaç yaşındasın Şahin? 18 yaşında Şahin Akkurt yaklaşık 4 saat bu enkazın altında kaldı ve bu delikten çıktı. Bu delik ona umut oldu, yaşam oldu, yeni bir yaşam oldu. Evet, bu köyde, bu küçük köyde 12 kişi yaşamını yitti. Amcanız burada mı oturuyordu? Evet, o amcanız. Evet, evet, burada yani gerçekten onlar için kahraman. Antep'ten mi geldi buraya? Antep'ten, yani Antep'te yaşıyormuş o zaman. Evi zaten ayakta ama o gün deprem olduktan hemen sonra yeğenlerini
Evet, ağabeyini. Oradan da alabiliriz düşündü. Genelde. Ve siz büyük abimizsiniz yoksa? Abim o. Abiniz o. Zaten kendisinin de kolunda herhalde bir kırık var. Aynen. Evet, gerçekten yani 11 kişilik aile bu biraz önce gösterdiğim enkazın altında kalıyor. Ve Kadir Bey çocukların amcası. Hemen Antep'ten Antep'ten değil mi? Antep'ten yola çıkıp buraya geliyor. Kaç saat sonra buraya ulaştınız Kadir Bey? Yaklaşık 40 dakika 45 dakika sonra burada oldum. 45 dakika içerisinde o hengamede bile. O sırada orada oldum zaten benim diğer oğlum bir tanesi burada kalıyordu. Evet. O direktmen binanın yıkıldığını görünce amcasını ve amcası yokluğundan 4 kişiyi çıkartmıştı. Diğerlerine de direktmen geldim ben müdahale ederekten çıkarttım. Onunla buraları bitirdikten sonra köyün içinde ablamgiller var, yeğenlerimiz var. Evet. Oraya gittim, 3 kişiyi de oradan çıkarttım. Evet, gerçekten evet. Müthiş evet. Bir yani kahraman. Evet. Zaten yeğeniniz de Meryem Hanım da sizden öyle söz etti. İnsanlık evet. Yani insanlık görevi var. Tabii ya, insanlık kim olup bize. Olmadığı hiç önemli aynen. Değil ama tabii önce insan bilebildiği kişilere önce ulaşmaya çalışıyor doğal olarak. Öbür diğer binadan 6 tane cenaze çıkarttık. Evet. Kim hangi ailenindi? Soy isimlerini? Şahan. Şahan ailesinden 6 kişinin cenazesini çıkardınız. Evet, diğerlerini? Atıcılardan var burada 4 kişi. Onlar kendi imkanıyla çıkartmıştı zaten 4 evet. Tanesini. Yani benim müdahale ettiklerim bunlardı. Evet. Tebrik ediyorum. Yeğeninizin de dediği gibi Allah size hiçbir acı göstermesin. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Evlat acısı hele hele hiç göstermesin. Çok çok geçmiş olsun tekrar. Mezopotamya Ajansı. Diyarbakır'dan biz geldik. İlk günden beri buradayız. Pazarcık'tayız. Evet, burası. Bu 11 kişinin yaşadığı ve anne Kadriye'ydi değil mi? Evet, Kadriye. Evet, Kadriye Akkurt'un yaşamını yitirdi bina ama çocuklarının tamamı sağ salim çıkarılabildiler. Eşi de eşin ismi neydi? Yakup Bey de başından ve kolundan yaralanmıştı. Biraz önce zaten kendisi de hemen bu enkazın girişinde gördük. Sabır diliyoruz. Başınız sağ olsun. Sözün bittiği yerdeyiz. Evet. Baş sağlığı güzel bir kelime değil ama. Doğru. Ona da alıştık. Çok doğru. Kucağınızda çocuk olduğu için mümkün mertebe yüzünü göstermek istemiyorum. Çünkü ileride bu videoları denk gelirse aynı travmayı yaşamasın çok diye. Çok teşekkür ederim. Tamam mı canım? Teşekkür ederim. Zaten çünkü Alper bizi kurtar dedi. Alper bizi kurtar niye, dedi. Niye yanındaymış? Yanındaymış. Hayır, ahırdaymış kendi. Ev kepmiş, çocuklarından hanımı altında kalmış. Ben buraya babam Gülfet'ten biz dolanırken o kadının bağırıkları daha kulağımda, psikolojim bozulacak artık. Alper bizi kurtar dedi. Kadından 3 çocuğu vefat etti. Ölü çıkarttılar. Toprak yemiş, boğulmuşlar. Kerpiç ev tabii. Bu esnada çöktü. Çökünce Allah'ım Türkiye'deki insanlarımızın, buradaki insanlarımızın hepsinin başı sağ olsun. Amin. Rabbim hepsine, kalanlarına sabır versin. Amin. Çobanınızın ismi neydi acaba biliyor musunuz? Yakup amca. Ahmet'ti değil mi? Evet. Ahmet'ti. Suriye'den gelmişti. Burada vefat etti. İdlib'den. Evet. Savcı Bey cenaze işleminde Suriyeli Ahmet diye ismini almış. Suriyeli Ahmet diye ismini almış. Soy ismini hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Anladım. Burada evet köylülerin yanı sıra Suriye'den, İdlib'den gelmiş. Burada çobanlık yapan Ahmet isimli bir çoban da yaşamını yitirdi bu köyde. Arslan Bey çiftliği köyünde. Bu arkadaş da çıkarılan, mala yardımcı olan arkadaşlardan gelen. Evet. Köyde şöyle. Çıkarırken yardım. Hı hı. Evet, aslında bu köyde yani köylüler evet, birbirlerine yardım. Sen yaşadın, anlat arkadaşlar. Siz kimleri çıkardınız enkazın altından Mehmet Bey? Yardımcı olduğunuz. Bizim Harun Şahan'ı çıkardık. Evet. Yakup Amca'yı çıkardık. Elimizden gelen mücadeleyi yaptık. Acımız, yasımız büyük. Allah cümle cemaatimize yardımcı olsun. Amin. Çok çok geçmiş olsun, sağ başınız olun. Sağ olsun. Evet. Halamgil'in evi yok deyince hanımım kızım içerideyken halamgil'e kaçtık. Küçük çocuk oğlanlar var yetişkin. Evet. Seslendik işte halamın çocuklarına. Ses duymadık ve o anın bağırtısıyla biz hissedemedik. Evet. Birkaç saat sonra biz seslere ulaşmaya başladık. Evet. Halamgil'in eşini yörüngesini çıkardık. İşte halamın çocuklarına en son ulaştık.
Böyle bir an. Yani biz kendimizi o an toparlayamadık psikolojik olarak. Çocukların vardı. Kendi çocuklarımıza koşma sıkıntısı bir yandan. Halanıza ve diğer insanlara ulaşmak bir yandan. Yani evet. Daha hanımım ve kızım içerideyken ben halamgilin evinin çöktüğü günü görünce hemen yan tarafımda koştum. Evet. Kurtardınız mı onları sağ salim? Halamla kocasını ve görümcesini kurtardık. Çocuk, ya kendi çocuğu ve ailesi, yani eşi ve çocuklarına. Neydi isimleri, neydi? Harun Şahan. Harun Şahan vefat etti. Evet. Diğerlerinin isimleri neydi? Çocukları komple işte. Başınız sağ olsun. Şöyle söyleyeyim Sayın abi. Elbette bugün yardıma ihtiyacı olan insanlarımız var. Ama bizim en büyük yardımımız yazın. Yazın ki yardımımız şu. Buralar tarım bölgesi. Evet. Yani tamamı köyümüze has bir söz olmasın. Bölge olarak. Evet. Tarım bölgesi, ürünümüz, tarımımız. Buradan alım gücü olacak ki biz tekrardan ekonomimiz canlasın ki evimizi inşa edelim. Geri eski gücümüze kavuşalım. Evet. Bizim yardımımız sizin, yazın. Evet. İhracat, ticaret yardıma ihtiyacımız var. Tamam. Böylelikle sizin bu talebinizi de bizim aracılığıyla iletmiş olalım. Çok geçmiş olsun tekrar. Arslan Bey Çiftliği Köyü'nün muhtarı. İsminiz neydi? İsmim İbrahim Nohutlu. İbrahim Nohutlu bu köyün muhtarı. Bu evet. Köyde 12 kişi yaşamını yitirdi evet. Ve şu an kendisi köylülerin ihtiyaçlarını karşılamak için uğraşıyor. Gıda. Nasıl ihtiyaç, burada neye ihtiyaç var? Neyi karşıladınız? Ne kaldı? Büyük ölçüde gıda ve battaniye karşılandı. En genel olarak şey var, çadır ihtiyacı var. Isıtma, kömür, hayvan yemi, bunun gibi şeyler. Çok evet, teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Çok sağ olun. Var olun. Olsun. Evet, burada evet buralar köy ve köyler biliyorsunuz çiftçilikle uğraşır. Evet. Hayvancılıkla uğraşır. Çoğunun hayvanı da bu enkazların altında kalarak can verdi ama iş makinaları evet bakın görüyor. Bu bina muhtarın evet. Evi. Birinci kat tamamen çökmüş. Evet. Şimdi muhtar bize gösteriyor. Ben şurada yatıyordum. Bak Allah beni kurtardı. Evet. Şans eseri ölümden döndük. Evet. Bizim burada iki tane aracımız daha var. Evet, taksi, görüyorsunuz bir tane, arabalar. Bir de traktör. Daha ileride görünmüyor. İki evet. Traktör burada şu anda. Şuradan girebilirsem de. Yok. Şöyle. Evet, traktörü de gördüm. Yerde bak şu köşede. Evet, şu evet. Köşede. Şu evet, aracın tabii. Önünde görünmüyor. Tabii çok büyük korkunç. Hasarımız var. Korkunç. Büyük hasar var. Evet, orada yemler altta, hayvan yemleri. Evet. Yani aslında evet kendilerine ihtiyacı var ama çiftçilik yapabilmek için, hayvancılıklarını devam ettirebilmek için, üretimi sürdürebilmek için bu insanların farklı farklı ihtiyaçları da var. Bunların da bir an önce giderilmesi yönünde talepleri var. Evet. Evet, gerçekten bu halde bile insanlar evet. Evet. Traktörler de enkaz altında kalmış. Bu insanların birçok şeye ihtiyacı var. Köyün içerisini şöyle biraz daha dolaşayım. Arslan Bey Çiftliği Köyü yaklaşık 50 haneli bir köy. Ve bu köyde bir Suriyeli köyün çobanı Ahmet isminde. Kayıtlara da Suriyeli Ahmet diye geçmiş. Soy ismi bilinmediği için 12 kişi yaşamını yitirmiş. Burada Kızılay çadırını daha görüyoruz. Arslan Bey Çiftliği Camii bu tarafta ama biz burada yıkılan bina buradaydı sanırım buraya. Evet, ayakta kalan binalar var. Ağır hasarlı binalar var. Yine göçük altında ezilmiş araçlar, özellikle traktörleri köylülerin büyük zarar görmüş ve bu da üretimlerini etkileyeceği için bu yönlü taleplerini dile getirdiler, bize ilettiler. Biz de sizlere ve yetkililere bu taleplerini ulaştırmaya çalışıyoruz. Evet, burada görüyorsunuz köyün içerisinde yıkılmış
yerle bir olmuş başka bir bina. Ve Kızılay Çadırı hemen bu binanın önünde. Arslan Bey çiftliğinde durum böyle. Geliyor. Enkazın altında kalmış hayvanlardan geliyordur muhtemelen. Henüz çıkarılmadılar. O yüzden alttaki hayvan naaşlar kokmaya başlamış.